Türkiye Z kuşağına umut bağlamış durumda sayın seyirciler. Peki Z kuşağı gerçekten mevcut bozuk giden bu sistemi değiştirebilir mi? Bütün mesele bu. Z kuşağından çekinen çok geniş bir kesim var. Özellikle iktidar medyasında ve iktidar kanadında. Mesela Ali Karahasanoğlu, Yeni Akit gazetesinin yazarı, zırt kuşağı diye bir başlık atarak Z kuşağını eleştirmiş ve çok enteresan ifadeler kullanmış sayın Ali Karahasanoğlu. Bakın, zırt kuşağı diyor Z kuşağına. Aslında yazısının içerisinde ben Z kuşağına hakaret etmek için bu ifadeyi kullanmıyorum ama Z kuşağı işte 2002 ile 2021 arasındaki yaşananları bilmez demeye getirmiş. Size tanıdık geldi mi bu ifade? Aynı şeyi sokakta, sokak röportajlarında biz de sık sık karşılaşıyoruz ve dayılar genelde Z kuşağına siz bilmezsiniz işte eskiden şöyleydi, eskiden kuyruklar vardı, eskiden hastanelerde hastalarımızı alamazdık, şöyleydi, böyleydi gibi bir sürü şeyler örnek verirler. Aynı ifadeyi Ali Karahasanoğlu da kullanmış ve hakaret etmiyorum ama Z kuşağı zırt kuşağı demeye getirmiş ki demeye de getirmemiş. Ya direkt demiş adam. Zırt kuşağı diyerek aslında dalga geçmiş, küçümsemiş. Bu küçümsemenin altında arkadaşlar ne var biliyor musunuz? Z kuşağından bir korku var, bir endişe var. Z kuşağı çünkü Z kuşağın büyük bir bölümü 2023'te oy kullanacak. Özellikle 2023'te erken seçim olursa Z kuşağın bir kesiminin oy kullanamama durumu söz konusu ama 2023'te çok geniş bir Z kuşağı uyanan, gerçeği gören, hatta annelerinin babalarının dışında anneleri, babaları, aileleri AK Parti'ye oy veriyor olmasına rağmen ki aralarında türbanlı öğrencilerinde olduğu Z kuşağı 2023'te oy kullanacak ve bunlar sistemi değiştirebilir mi sorusu akıllara takılıyor ve değiştirebilir. Gerçeği gören herkes sistemi bozuk olan hangi sistem olursa olsun sistemde sorun varsa bunu değiştirebilir. Z kuşağında böyle bir potansiyel var arkadaşlar. Çünkü onlar A Haber'i, ATV'yi, yandaş medyayı değil sosyal medyada her şeyi takip ediyorlar, görüyorlar. Ve görmeyenler de var tabii. Bunlardan biri de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Israrla, inatla bazı şeyleri görmek istemiyor. Biliyorsunuz medyada takip etmişsinizdir. Temel Karamollaoğlu'nu makamında kabul etti. Bir koltuk krizi yaşandı. Temel Karamollaoğlu'nu gitti bir kanepe gibi bir yere oturttu. Kendisi de biraz daha yüksekte, fotoğrafları görmüşsünüzdür. Yüksekte sanki ya şunu söylemek istiyorum. Kibir her halinden, her tavrından fışkırıyor Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve enteresan bir diyalog geçmiş. Bununla ilgili gazeteci arkadaşım Zafer Opsar bir yazı kaleme aldı arkadaşlar. Ben size o yazıyı okumak istiyorum. Çok önemli noktalara değinmiş Zafer. Bu yazının linkini de hemen altta paylaşacağım arkadaşlar. Geniş şekilde yazıyı okuyabilirsiniz. Şöyle diyor Zafer. Bursa Port dergisindeki zaman zaman benim de yazılar yazdığım, yazılar, yorumlar kaleme aldığım bir portal, haber portalı. Zafer Opsar köşe yazısında konuyu irdelemiş. Temel Karamollaoğlu'nun Erdoğan'la yaptığı görüşmeyle ilgili. Diyor ki Zafer, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tartışmalı oturma düzeninin ardından açıklama yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la birçok konuda anlaşamamakta anlaştıklarını söylemiş. Söyledi diyor Zafer. Bu görüşmenin en önemli sonuçlarından biri ve muhalefetin doğru yolda olduğunu gösteriyor. Erdoğan'ın Türkiye'nin her yönden çok iyi bir noktada olduğunu, muhalefetin durumu abarttığını düşündüğünü aktaran Karamollaoğlu %50 artı 1 dışında bugünkü sistemde en ufacık bir problem görmüyor dedi. Erdoğan'ın 50 artı 1'in mahsurlu olduğunu anladık günaydın. 50 artı 1'i o zaman bu kadar sıkı bir şeye bağlamamamız gerekirmiş. Onun farkına vardık demiş. Kim demiş? Sayın Erdoğan. Ya Zafer de şöyle demiş. Görüyor musunuz Erdoğan'ın derdini? 50 artı 1'in mahsurlu olduğunu farkına varmış. Günaydın. Millet bas bas bağırıyordu arkadaşlar. Bas bas bağırıyordu. Bizler yazdık, defalarca yazdık. 50 artı 1
sakıncalı bir sistem. Tek adam sakıncalı bir durum. Tek adama bu kadar yetki vermek sakıncalı. Ama Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 50+1 dışında herhangi bir sorun görmüyor. Peki niye 50+1'i sıkıntı görüyor? Çünkü bu sistemde kaybedebilme ihtimalinin çok çok arttığını düşünüyor. Ve bu sistem içerisinde acaba Temel Karamoğlu olduğunu, acaba Meral Akşener'i, acaba HDP'yi nasıl kafalayabiliriz, nasıl yanımıza çekebiliriz ve daha da önemlisi bu milleti, bu insanları nasıl kandırabiliriz, nasıl tekrar bu koltuğu koruyup nasıl tekrar seçilebiliriz derdini taşıyor. Peki bu millet yiyor mu? Hı? Z kuşağı yiyor mu? İnanıyor mu? Anlıyor mu? Hayır, Temel Karamollaoğlu anlamış. Anlaşamamakta anlaştık diyor. Bu çok önemli bir detay arkadaşlar. Ve Z kuşağı az önce de vurguladığım gibi hani Ali Karahasanoğlu'nun dediği o zırt kuşağı var ya, zırt kuşağı diye küçümsediği o kuşak sistemi gerçekten değiştirebilir. Ama uyanamayanları uyandırmak bütün mesele. Bunlar da yavaş yavaş 2023'e daha çok zaman var. Eğer çok çok olağanüstü bir şey olmazsa arkadaşlar, büyük bir olasılıkla Recep Tayyip Erdoğan da seçimi kaybedeceğini anlamış vaziyette, nasıl tekrar uzatabilirim, neler yapabilirim? Muhtemelen kendine göre bir plan, bir program yaptı. Daha önceki videolarımda söyledim. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan evet çıkıp ben adayım demedi ama bütün davranışları, bütün hal ve hareketleri ve bütün söylemleri yeniden aday olmak istediğini gösteriyor. Normal kanuna göre, seçim yasasına göre olamaması, aday olmaması olamaması gerekiyor. Ama bütün kanunları, bütün kuralları çiğneyen ve ne dediyse, ne istediyse yapmaya çalışan, kural kanun tanımayan bir insanın bu seçim kanununa da uymayacağını açık açık biliyoruz artık. Bunun farkındayız. Ve Doğu Perinçek arkadaşlar, Doğu Perinçek Flash TV'de bir televizyon programına katıldı. Videoyu şimdi birazdan izleteceğim. İzlerken kahkahalarla güldüm arkadaşlar. Şimdi sizin de lütfen yorumlayarak videoyu izleteceğim. Siz de izleyin. Lütfen başka taraflarınızla değil kahkahalarla gülmeye çalışın. Ne demiş Doğu Perinçek konuşmasına? Hani biliyorsun bu Mehmet Eymür'ün kendisiyle ilgili Amerikan, İngiliz, İsrail, işte şu ajanı, şu casusu vesaire bir takım şeyler söylemişti Mehmet Eymür. Aynı şekilde Sayın Doğu Perinçek ya da benim tabirimle Poğu Derinçek aynı şekilde Mehmet Eymür'ü ajan olmakla, Amerikan ajanı hatta FETÖ'cü olmakla suçladı. Şimdi şu enteresan diyaloğu bir görelim arkadaşlar. Ne yapayım? Çok enteresan çünkü hakikaten çok garip bir durum. Dinleyelim. Perinçek tamamen İngiliz İstihbaratı ile Amerikalıların adamıdır diyor. Ben ne diyeyim ona, siz bunu söylemeniz bile sizi ayıplıyorum. Ya beni ayıplayın, ben size, demiyorum abi. Bak sen demiyorsun ama bunu gündeme getirmekle çok ayıp bir şey yapıyorsun. Ve ama cevap hakkı veriyoruz size. Bana istediğin kadar ver ya, sen Türkiye'nin en şerefli adamına. Bir dakika, durduramadım. Neymiş? Türkiye'nin en şerefli adamına. Kim en şerefli? Ya bu nasıl bir egodur arkadaş ya? Türkiye'nin en şerefli adamına neymiş? Devam edelim. Derbesini bilmem ne yapmış adama getiriyorsun. Aynı bir tane adi süprüntünün sözleriyle lekelemeye çalışıyor. Bunu sen Kılıçdaroğlu'na yapabilir misin? Herkese bak, yaparım abi. Birisi yapamaz. Birine bir şey söylerse bak, yaparım. Bak, alet oluyorsun Orhan. Estağfurullah, burada niye alet oluyorsun? Çok açık abi? Alet oluyorsun. Yok. Sen Türkiye'nin en şerefli Amerikan emperyalizmine kök söktürmüş, 50 yıldır Amerikan emperyalizmiyle savaşan bir adam hakkında bu tür... Amerikan emperyalizmine kök söktürmüş. Kim? Poğu Derinçek. Ne yapmış? Amerikan emperyalizmine kök söktürmüş. Ne yapmış acaba arkadaşlar? Bileniniz varsa lütfen aşağıda yorumlarda yazın. Ben mesela bakıyorum, düşünüyorum. Amerikan emperyalizmine kök söktürdüğüne dair, ne yaptığına dair herhangi bir veri bulamıyorum. Acaba hangi Amerikan emperyalizmine kök söktürmüş Poğu Derinçek? Bu tür lekeli, saçma sapan, adi abi, iftiraları buraya Sayın gündeme getirecek. Sayın Genel Başkan, adamın söylediğini tırnak içerisinde söylüyorum ve adamı, size yanıt hakkı veriyorum. Bakın bu gazetecilik değil. Bu kara propaganda. Yapmayın bu, Allah aşkına. Propaganda. Hiç asla öyle bir niyetim olmadı. İyi siz bilirsiniz. Yok, bakın sizi böyle konuşturuyorlar. Çünkü Doğu Perinçek. Beni kimse konuşturmuyor. Yani neyse. Bakın. Kimse konuşturamaz. Ben daha bir şey söylemiyorum. Bana bunları CIA ajanları soruyor. Emin ol.
Sen değilsin. Bir dakika neymiş? CIA ajanları soruyormuş. Nereden biliyor Sayın Poe Derinçek CIA ajanlarının böyle şeyler sorduğunu? Yani ne demek istiyor Sayın Perinçek? Beni kimse sorgulayamaz. CIA ajanları bile sorgulayamaz. Peki kim abi? Kimsin sen? Kim? Doğu Perinçek ya da Poe Derinçek kimdir? Devam edelim. Sen değilsin ama evet. Jülide Ateş'e de aynı şeyi söyledi. Gösteriyorsunuz buna. Nasıl göstermem ya? Sende vicdan var mı ya? Vicdanı olan ben bir adam. Mi? Evet, vicdan yok sende. Vicdan olan adam bu soruyu sorar ben mı? Ben niye vicdansız olayım sen abi? Yapma Allah aşkına ya. Ya Amerikan emperyalizmine karşı savaşan bir adama bu soru sorulur mu? Adamın sözünü tırnak içerisindeki iddiasını gündeme getirmemek ya, yani bakın, gazetecilik suçu olur ya. Ya bakın böyle bir şey olur. Ne gazeteci ya? Ben müthiş vicdanlı bir adamım bakın, artık. Orhan kardeş, gazetecilik Amerikan emperyalizminin aleti olmak mı ya? Hayır, niye Amerika'nın? Sen Atatürk'e İngiliz ajanı mısın diye soru sorabilir misin ya? Hayır, niye sorayım? Atatürk yok şimdi zaten. Bakar mısınız arkadaşlar, kendisini Atatürk'le aynı yere koyuyor Poe Derinçek. Atatürk'e İngiliz ajanı diye sorar mısın? Ya kardeşim, Atatürk İngilizlerle, bütün işgalcilerle savaşmış. Böyle bir şey olabilir mi ya? Kendini koyduğu konuma bakar mısınız? Atatürk Poe Derinçek. Yani diyor ki ben Atatürk kadar önemli biriyim ve Atatürk'e soramayacağınız soruyu da bana sormayın demek istiyor Poe Derinçek. Eğer olsaydı sorunlar mı gazeteci, öyle bir iddia ajanı olursa, bir iddia varsa öyle bir iddia. Atatürk hakkında da İngiliz ajanı diye. Atatürk'e de her şey sorulmuş. Söyle. Her şey sorulmuş. İşte sizler de alet olmuşsunuz. Sizin gibi adamlar da Atatürk'e bu tür iftiraları tekrar yok, ederek. Yok, yapmayın evet, öyle. Aynen yok, öyle. Bana hakaret yok, ediyorsunuz. Hakaret yok. Kesin hakaret ediyorsunuz. Bu soruyu sorana ben bu cevabı veririm. Hayır, bak, bu cevabı da vermeyin. Yanlış söylüyorsunuz. Sen alet oluyorsun ya. Ya niye alet olayım? Çok bu soru, bu iddiayı söyleyen adama hakaret edin veya bu adamı ona eleştirin. Yani ya, ama siz aracılık gazeteci, aynı görevi yapıyorum ben. O soruyu size çevirip soruyorum. Ya, bak şey, alet oluyorsun. Çünkü o adama bak. Alet olmam abi. Bak, niye şöyle, alet olmam? Bak o adam. Şimdi diğer soruları da 1 Mayıs'ı soracağız. Ama cevap verdirtmiyorsun ki. Cevap verdirtmiyorsun. Ama siz hakaret edip beni böyle bir suçlayınca. Suçlarım tabii. Sen beni suçlayınca. Ya ben suçlamıyorum. Müsaade et, ben bitireyim. İddia ediyor diyorum. Ne iddiası ya? Orhan Uğurluoğlu diyor ki bu benim iddiam değil kardeşim. Mehmet Ömür böyle söylüyor. Ve böyle bir iddia varsa sana biri sorar, bir gazeteci sorar. Sen de çıkarsın dersin ki hayır kardeşim böyle bir şey yok. Ben vatanıma, milletime sadık, herhangi bir ajanın, herhangi bir ülkenin payandası değilim dersin, olur biter. Ne yapıyor Poe Derinçek? Soruyu soran gazeteciyi manipüle ediyor aslında. Manipüle etmesinin nedeni de konuyu saptırmak, konuyu değiştirmek. Başka hiçbir şey değil. Ne iddiası ya? Nasıl öyle bir şey diyebilirsin sen? Ne iddiası ya? Ben de sana bilmem şeyden, kerhaneden çıkmış bilmem ne bilmem ne falan desem iddia, böyle iddia olur mu? Sen haysiyetli adamlara böyle şeyleri bu masaya getirip söyleyebilir misin? Böyle iddia olur mu ya? Ne biçim iddia bunlar? Sen iddia sahibini söyleyeceksiniz. Bak, işte abi, siz aletsiniz. O adamı Amerika konuşturuyor. Sizin gibi adamlar da bu tür masalarda bunları getirerek Amerika'nın aleti oluyorsunuz. O kadar. Hayır, olmuyoruz diyorum ben. Oluyorsun, de. Yok. İşte burada siz oldun de cevap vermeyip bizi suçlayarak ya, konuyu çarpıtıyorsunuz. Aynen öyle. Orhan abi çok güzel söylemiş. Cevap vermeyerek konuyu çarpıtıyor Poe Derinçek. Çünkü biliyor. Çünkü yarası var. Jülide Ateş'in programında da aynı şeyi sormuştu. Bana bunu ancak CIA ajanları sorabilir. Ya kardeşim, bunu CIA ajanları niye Mossad ya da niye KKB ya da MIT demiyor da CIA ajanları? Bak, burası çok önemli arkadaşlar. Poe Derinçek'i ya da gerçek adıyla söyleyeyim ya, Doğu Perinçek'i ele veren burası. Bana bu soruyu ancak CIA ajanları sorabilir. Nereden biliyorsun abi? Hı? Nereden biliyorsun? Çünkü sen Poe Derinçek'sin. Bakın, Derinçek. Özellikle altını çizerek vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Poe Derinçek. Başka söze gerek yok aslında. Kendi kendini ele veriyor. Sorulan çok basit bir, her gazetecinin sorması gereken bir soru soruyor Orhan abi. Ve ne yapıyor Poe Derinçek? Lafı çarpıtıyor, konuyu çarpıtıyor. Yok şöyle, yok ben çok haysiyetli, yok şerefli bir, en şerefli insanım. Nasıl böyle bir soru sorabilirsin? Yok Atatürk'e böyle bir soru. Ya bakar mısınız nereye konuyu bağlıyor ya?
nasıl bir sahtekar olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Poğu derin çekin. Başka söze gerek yok aslında. Bu ülkede, bu ülkeye en çok zarar veren insanlardan biridir. O yüzden Doğu Perinçek'e çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Şahsına münasır ve bu ülkeye hiçbir faydası dokunmayan siyasetçilerden biridir deyip geçiştiriyoruz arkadaşlar. Çok da fazla üzerine konuşmaya gerek yok. Çünkü bizim ülkemizde daha önemli sorunlar var arkadaşlar. Çok önemli sorunlar. Ama iktidar nelerle uğraşıyor? Nelerle? Doğu Perinçek nelerle uğraşıyor? Ve hiçbir sorun çözülmüyor. Dolar 10 liraya merdiven dayamış arkadaşlar. Merdiven falan değil, 10 lira neredeyse. Ama Erdoğan neleri tartışıyor? 5 artı 1'in hatalı olduğunu anladık. Doğu Perinçek neyi tartışıyor? Devlet Bahçeli neyi tartışıyor? Ve muhalefeti de eleştirmek gerekiyor. Özellikle İyi Parti. İyi Parti'nin içerisindeki o insanlar nelerle uğraşıyorlar? Biliyorsunuz o Bingöl'de olan olayı, o küfür olayı. Muhalefetin yaptığı bir olay birden abartılıyor. Fakat bir AK Partili belediye başkanı bir şehit ailesini gördünüz belki, muhtemelen izlemişsinizdir sosyal medyada. Şu olaya, şuna bakın. Neler oluyor arkadaşlar? Bir şehit yakınını sendikaya, sendikadan çıkması için belediye başkanı makamından kovuyor ve işten atmakla tehdit ediyor. Sonrasında ne oldu bilmiyorum, işten atıldı mı atılmadı mı, ama muhtemelen şu video yayınlandıktan sonra başına neler geldi bilemiyoruz. Peki mesele şu, şu belediye başkanı ne oldu? Duydunuz mu? Herhangi bir yandaş medyadan, herhangi bir şeyden bu belediye başkanı ile ilgili eleştiren, onun görevden alındığına dair herhangi bir açıklama, herhangi bir şey duydunuz mu? Ben duymadım. Belki de kaçırmış olabilirim arkadaşlar. Ama ne oldu? Lütfü Türkan'ın yaptığı o olayın üzerine gittiler, gittiler, gittiler. Onlarla ilgili, AK Parti ile ilgili, hatta Erdoğan'la ilgili şehit ailelerine, şehitlere edilen hakaretlerin hiçbiri üzerine gidilmedi. Bakın, ben buradan bir muhalif olarak Lütfü Türkan'la ilgili yaptığım videoları biliyorsunuz arkadaşlar. Lütfü Türkan'ı herkes ama herkes lanetledi, ayıpladı. Ama onlar kendi yaptıkları hatalarıyla ilgili, ettikleri saygı, yaptıkları saygısızlıkla ilgili herhangi bir eleştiri gördünüz mü? Herhangi bir görevden alma duydunuz mu? Mehmet Cengiz bu milletin nokta nokta dedi. İhaleler verildi adama ya. Daha ötesi yok arkadaşlar. Bunun ötesi yok. İktidar, Erdoğan çifte standart uyguluyor. Kendi yaptıkları hatalar, kendi günahlarını görmezden geliyorlar ama muhalefetin yaptığı bir hataya Allah ne verdiyse saldırıyorlar. Bu bir riyakarlıktır, ikiyüzlülüktür, çifte standarttır. Ve bunu sokaktaki adam artık görüyor. Özellikle Z kuşağı bunların farkında. Ama Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan hala bir takım şeylerin farkında değil. O çünkü 5 artı 1'in ne kadar yanlış olduğunu yeni yeni idrak etti. O idrak edene kadar 2023 gelecek ve sandıkta birileri hesap verecek. Sandıkta hesap verecek. Başka söyleyecek sözüm yok arkadaşlar. Saygıyla.